Öncelikle bizim bu konudaki yaklaşımımız eğer dijital platformların hepsinin dünyadaki bütün vatandaşlar tarafından aynı şekilde kullanabilmesi, eğer bir tedbir veya bir yetki verilecekse aynı şekilde bütün Avrupa Birliği vatandaşları da Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ülkelerdeki vatandaşlar da aynı şekilde kullanabilmeleri. Hem Rekabet Kurulu hem de Kişisel Verileri Koruma Kurulu Türkiye'de bu konuyla ilgili bir denetlemeye başladı ve yakın bir zamanda da raporlarını çıkaracaklar. neye baktılar bu kurullar? Öncelikle bu rızanın doğru alınıp alınmadığına, ikincisi gücünü tekel gücünü kullanıp kullanmadığına baktılar. Biz de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak şunu diyoruz vatandaşlarımıza ki 2020 yılında yayınlamış olduğumuz bilgi ve iletişim güvenliği rehberinde de bunu yazdık. Kamu kurumlarındaki çalışan vatandaş çalışanların öncelikle ve öncelikle gizlilik dereceli belgeleri yerli ve milli uygulamalarla paylaşmaları gerektiğini söyledik. Bu son tartışmalarda bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz de bu anlamda vatandaşlarımıza yerli ve milli uygulamalar olan benzer olarak BİP olabilir, yay olabilir dediği gibi uygulamaları kullanmalarını ve genel kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli söylediği gibi Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını istiyoruz. Şimdi Şubat 8'de olan kararı Mayıs 15'e doğru ötelediler. Herhangi bir şekilde bir kararda değişiklik yok sadece daha iyi anlatabilmek için yapmış oldukları gizlilik politikasını daha iyi anlatabilmek için bir zaman kazandılar. Vatandaşlarımızın her zaman onaylıyorum'a basmadan, evet demeden önce neye evet dediğini, neye onaylıyorum dediğini çok dikkat etmesi ve bu konuda da farkındalığı oluşması gerekiyor. Biz niye yerli ve milli uygulamalar diyoruz? Yerli ve milli uygulamalarda böyle bir sorun yok. Eğer siz verilerinizin paylaşılmasını istemiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle uygulamayı kullanmaya devam ediyorsunuz ve verileriniz kimseyle de paylaşılmıyor. Şimdi öncelikle sosyal medya platformlarının şu özelliği var kiminle mesajlaştığınızı, kime mesaj attığınızı gerçekten biliyor musunuz? Gerçekten karşıda mesaj attığınız ve mesajınızı okuduğunuz kişi o mu? Paylaşımlarımızı yaparken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yapacaklarımız paylaşımlarda şunu unutmamamız gerekiyor. Bu paylaşımlar her zaman orada kalacak. Yani silsiniz bile kalacak. Dijital ortamlarda hiçbir şey kaybolmaz. Bu anlamda baktığımız zaman vatandaşlarımızın ön öncelikle kişisel verilerini paylaşmaması gerekiyor. Yani ev adreslerinden tutun da kredi kartı numaralarına kadar her şeyi paylaşmaması. Bu günümüze baktığımız zaman yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi de kimlik paylaşımı. Ve kimlik paylaşımından dolayı siber tehditlere karşı maruz kalıyoruz. Çünkü niye? Sizin e, kimliğinizi çalarak de, değişik suçlar işleyebiliyorlar. Ondan dolayı sosyal medyayı kullanırken elimizden geldiği kadar e, kişisel verilerimizi paylaşmamamız gerekiyor. Son zamanlarda biliyorsunuz Twitter'da da bu yaşandı. Twitter'da çok ünlülerin e, hesapları eklendi. Hem ünlülerin, hem şirketlerin, hem de e, politikacıların ve buradan Bitcoin avcılığı yapıldı. Yani para toplandı. Şimdi bu konuda e, kamuda bir mevzuatımız var. Bu mevzuatımızda kurumlarımız uyuyor. Bu anlamda e, kamu kurumları gizli verilerini KamuNet adı adına altına verdiğimiz bir ağda paylaşıyorlar. Yani kamu kurumları bu Kamunet net ağında sadece verilerini paylaşıyorlar. Ve biz bu ağı daha da genişletip daha güvenliğini arttırmaya çalışmalarımız da devam ediyor. 2021 eylem planlarımız arasında da kamu net ağının yaygınlaştırılması ve güvenliğinin bir üst kademeye çıkartılması da var. Şimdi 2020 yılı tabii biraz farklı bir yıldı. Pandemi etkisiyle dijitalleşmenin hız kazandı. Herkesin evinden dijital ortamlara ulaştığı bir yıldı. Ondan dolayı siber saldırının atması da çok doğal. Tabii siber saldırılar hangi alanda arttı dediğin zaman bu pandemi ile alakalı maskeden tutun da aşıya kadar sağlık sektörüne kadar siber saldırılar o alanlar arttı çünkü herkesin ilgisi o alanlara kaydı. Sayılara bakarsak USOM'un verdiği sayılara göre son 3 yılda 330 bine yakın siber saldırıyı engelledik. Türkiye olarak. Türkiye'de e, siber saldırı yapılan e, hem politik durumdan dolayı en fazla ülkelerden birisi. Ama sistemlerimiz şu ana kadar e, ayakta durabiliyorlar ve siber saldırılara karşı koyabiliyorlar. Şunu düşünmemiz lazım. Ülkemize yönelik siber saldırının politik nedenleri dahil olmak üzere birçok nedeni var. Bunlardan birisi de Türkiye sosyal medya e, platformları ve dijitalleşme anlamında çok yoğun kullanan bir ülke. Yani normalde günde en az 4 saatimizi sosyal medyada geçiriyoruz. Yani çok fazla miktarda veri verdiğimiz için bu tür teknolojik altyapılara karşı saldırılar da artıyor. Geçen seneye baktığımızda en fazla saldırılar elektronik e, altyapı şirketlerimize yapıldı. Kamu kurumlarında da Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere kritik hizmet veren kamu kurumlarımıza da saldırılar sayısı arttı. Sınırlarımızı nasıl kendi askerlerimize koruyorsak siber vatanımızı da yerli ve milli uygulamalarla korumamız gerekiyor. Saldırılara karşı koruyabilmemizin en önemli faktörü yerli ve milli siber güvenlik ürünleri geliştirmek ve bunları kullanabilecek insanları yetiştirip bunların kullanmasını sağlamaktan geçiyor. Şimdi Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalması a, projesi çok önemli bir proje çünkü biz artık dünyada hep diyoruz veri gelecek neslinin en önemli petrolü. Bu veriyi bizim Türkiye'de değer dönüştürmemiz gerekiyor. Bu şu andaki sosyal medya uygulamalarının veya platformların değerinin en önemli değeri o kadar vatan, o kadar kişinin verisini işleyebilme kapasitesi. Bu anlamda baktığımız zaman da biz yerli ve milli uygulamaları destekleyerek bu uygulamaların oluşturduğu veriden bir değer üretmek istiyoruz. Ve bu verinin bu değerin Türkiye'de kalmasını istiyoruz. Bu rehberde de kriptografik algoritmalardan tutun da e, ent, e, uçtan uca şifrelemeye kadar birçok konunun tedbirlerini yazdık. Ve şu anda kamu kurumlarımız kamu net başta olmak üzere bu kriptografi, kriptografi aletlerini ve sistemlerini kullanıyorlar. Ve tabi e, bunun yaygınlaştırmasını arttırmak için istiyoruz. Biz kamu kurumlarına bu rehberi uygulamak için bir iki yıllık süreç verdik. Öncelikle ilk 6 ay boyunca kendilerini analiz edecekler. Bu rehbere ne kadar uyumlular? Bu rehberde hangi kısımları eksik? Kendileri kendi sistemlerinin. Bu ondan sonra bize bir de rapor sunacaklar ve bu rapora göre de kalan 18 ayda da rehbere uyumluluğunu haline getirecekler kendilerini. Bu rehbere uydukları takdirde Türkiye'nin özellikle kamunun siber güvenlik anlamındaki mukavemeti ve gücü artmış olacak. Siber güvenlik alanında yapılması gereken yerli ve milli uygulamaların geliştirilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi ve kamunun ihtiyaç duyacağı kriptografik ve e, uçtan uca şifreleme algoritmalarının geliştirilmesi konusunda çalışmaların yer aldığı bir ulusal ve e, ulusal siber güvenlik eylem planımız hazırlanmış oldu. Nasıl sınırlarımızı, bir avuç toprağımızı koruduğumuz gibi bir byte veya bir bit verimiz de korumamız gerektiğini söylüyoruz. Yani siber vatanımızda vatandaşlarımızın dijital oluşturduğu içeriklerin hepsinin korunması var.